Selam gençler, kimya adasısınız. Kimya adası ders kanalına hoş geldiniz. Canlar ne var ne yok umarım merkezdedir. Evet arkadaşlar, AYT Full Tekrar Kampı'nın bugün tam da 6. günündeyiz. Ve sıvı çözeltiler konusunu bugün bitirmek istiyoruz arkadaşlar. Ne kalmıştı? Koligatif özellikler kalmıştı. Aynı zamanda çözünürlük kalmıştı. Bunları tek tek vereceğiz. Bu dersimizde koligatif özellikleri anlatacağım. Sayfa 43 ve 45'i açalım ders notlarından. Ve full'e biraz daha yaklaşalım arkadaşlar. Haydi bakalım, hepinize iyi dersler diliyorum. Ve koligatif özellikler nedir? Önce bunun tanımıyla başlayalım arkadaşlar, tamam mı? Buradaki taneciklerin cinsine göre değil, derişimine bağlı olan değişen özelliklerdir. Yani taneciklerdeki o çözeltilerin derişimlerine bağlı olarak değişen özelliklerden bahsedeceğiz. Nedir bunlar diye bakarsak tabii ki buhar basıncı düşmesi var, kaynama noktası yükselmesi var, donma noktası alçalması var ve de ozmotik basınç var. Bunları sizlere tek tek anlatmak istiyorum. Evet, öncelikle buhar basıncı düşmesiyle başlayalım. Buhar basıncı, hani biliyorsunuz sıvıların bir denge buhar basıncı vardı değil mi? Sıvılar belli bir sıcaklıkta ne yapıyorlardı tabii ki? Sıvılar her sıcakta buharlaşır ama belli bir sıcaklıkta ne yaparlardı? O buharıyla kapalı bir kapta dengeye gelirlerdi ve o dengeye geldiğinde buharların yaptığı basınca biz ne diyorduk? Sıvının denge buhar basıncı diyorduk. Peki bu neyle değişir dersek arkadaşlar, 1. Sıvının cinsi. 2. Arkadaşlar demiştik ki sıcaklık. 3. Bir şey daha demiştik, hatırlıyor musunuz? Neydi o? Safsızlık. Evet, işte şimdi safsızlığa vurgu yapalım. Arkadaşlar çözeltilerin biliyoruz ki homojen karışım olduğunu değil mi? Çözeltilerin buhar basıncı aslında çözeltiyi oluşturan maddelerin cinsine bağlı olarak değişen bir ifadedir. Eğer şimdi biz burada sıvı artı sıvı kullanırsak, yani sıvı artı sıvıya göre bir işlem yaparsak çözeltimizin buhar basıncı, hani baktığımız zaman burada sıvıların tabii ki ayrı ayrı saf haldeki onların neyi vardır? Buhar basınçları vardır. Mesela burada iki tane sıvımız var. Birini çözücü olarak, diğerini çözünen olarak ifade edersek. Tabii bunları ne yapacağız? Buhar basınçlarını toplayacağız ama öyle kuru kuruya toplamak yok. Ne yapacağız? Öncelikle bunların buhar basınçlarını mol kesirleriyle çarpacağız. Ondan sonra toplayacağız. Ve burada zaten elde ettiğimiz değer iki tane sıvının arasında kalan bir değerdir. Hangi sıvıdan daha çok kullanırsak o değere daha yakındır diyebiliriz. Mesela diyelim ki elimizde bir alkol var diyelim. Bir de su var diyelim. İkisinin de tabii ki saf haldeki buhar basıncı var. Mesela diyelim ki alkolün buhar basıncı 60, suyun buhar basıncı 20 ve ben burada mesela alkolden daha çok kullandım. Atıyorum işte mol olarak daha fazla miktarda kullanırsam o zaman ne olur? Tabii ki 20 ile 60 arasında olur ama 60'a daha yakın olur. Eğer sudan daha fazla kullansaydım suya yakın olacaktı. Peki buradaki mol kesirini ben size daha önce anlatmıştım. Neydi mol kesiri arkadaşlar? Mol kesirini biz x ile gösteriyoruz. Neydi o olayımız? Mesela bir maddenin mol kesiri dersek, hani A maddesinin mol kesiri dersek, A maddesinin molü bölü toplam mol sayısı şeklinde ben bunu ifade edebilirim. Peki arkadaşlar elimizde katı artı sıvı varsa ne yapıyoruz? O zaman şimdi mesela şekerli su olabilir bu. İşte tuzlu su olabilir. O zaman burada tabii ki katının bir buhar basıncı yoktur. O zaman ne yapacağız? Burada sadece çözücüyü alacağız. Çözücünün buhar basıncıyla o çözücünün mol kesini çarpacağız. Ama burada tabii ki dikkat etmemiz gereken şey gene nedir? Oradaki çözücünün mol kesini alırken tabii ki burada arkadaşlar ne yapacaksınız? Oradaki diğer maddenin, katı maddenin de ortama sağlamış olduğu taneciklerin sayılarına dikkat etmemiz lazım. Yani bazı maddeler moleküler çözünür, bazı maddeler iyonlaşarak çözünür. Yani şundan demek istiyorum. Mesela şeker var ya elimizde. Şeker var diyelim elimize katı olarak. Ben bunu suya atarsam tabii ki ortamda moleküler çözünür, tamam mı? Atıyorum mesela bu 0.2 mol ise direkt 0.2 mol molekül ortama bırakır. Ama mesela şimdi sodyum klorür olursa arkadaşlar bu durumda sodyum klorür iyonlaşarak çözünür ve sodyum artı ve klorür eksi 1 şeklinde verir. Mesela bu da 0.2 mol diye kabul edersek ama bu 0.2 mol sodyum, 0.2 mol klor toplam 0.4 molluk bir tanecik verir. O zaman burada toplama göre bakarsak 0.4. Burada ise sadece 0.2. Yani o yüzden maddenin nasıl çözünürlüğüne dikkat edeceğiz. Mol kesine, çünkü bu yansır. Birazdan bununla ilgili sorular da yaparız. Evet, şimdi kaynama noktası yükselmesi. Arkadaşlar şimdi saf su kaç derecede kaynıyor deniz seviyesinde? 1 atm dış basınçta saf su tabii ki arkadaşlar 100 santigrat derecede kaynar diyoruz değil mi? Peki arkadaşlar bu tuzlu su kaç derecede kaynar diysek acaba ne dersiniz? Tuzlu su bir kere ne diyoruz? 100 artı x. Hani x neye bağlı? Hani bir kere 100'ün üzerinde ama x neye bağlı? O sıvının arkadaşlar neyine bağlıdır? Derişimine bağlıdır. Ne kadar çok tuz çözünürse bir hacimde o kadar derişik olur ve kaynama noktası o kadar fazlalaşır. Peki ben bunu nasıl ifade ederim? Şöyle bir formülümüz var arkadaşlar. Delta T eşittir kim diyorum, bakın. Delta T eşittir kim. Buradaki delta T arkadaşlar kaynama noktası yükselme miktarıdır. K arkadaşlar bizim sabit sayımız, onu söyleyeyim. Arkadaşlar buradaki M'ye bakalım. M molal derişim. Molal. Neydi molal derişim? Hatırlayalım. Çözünen maddenin molü bölü arkadaşlar kilogram çözücü. Genellikle çözücü olarak su alırız. Suyun ama kilogramını alacağız tabii ki, bakın. Ama tabii ki her zaman su almıyoruz. Bazen alkol alırsak alkolün buradaki kütlesini bulacağız ve kilogramına böleceğiz. Peki buradaki I ne? İyi arkadaşlar iyon sayısıdır. Hani demin şimdi bak ne yaptık? Sodyum klorür dedik değil mi? Sodyum klorür dediğimiz zaman bak ortama ne yapar? Sodyum artı 1 ve klor eksi 1 iyonlarını verir. Yani toplam bir tane buradaki bileşik 2 tane iyon verir. O zaman iyi sayımız bizim burada 2 olmuş olur. Mesela başka örnekler verebiliriz. Atıyorum magnezyum nitrat. Tabi burada bizim bazı iyonlarımız var tanımamız gereken ki derslerde verdik bunları, biliyorsunuz değil mi? Şimdi magnezyum artı 2... Artı 2 tane nitrat eksi 1. Peki kaç tane iyon var? Bak bir tane magnezyum artı 2. 2 tane nitrat. Toplam 3 tane iyon var. Yani iyon sayısı 3. Mesela diyelim ki arkadaşlar alüminyum sülfür. Al2S3 dersek bakın ne olur? 2 tane alüminyum artı 3 artı 3 tane sülfür eksi 2 ve buradaki iyon sayımız kaç oluyor? Tabii ki 5 oluyor deriz. Peki mesela moleküler çözünürse şeker gibi, evet C6H12O6 katısını biz suya atarsak gene ne yapar? C6H12O6 şeklinde suda bu ne yapar? Molekül olarak çözünür. I değeri nedir? I değeri bu durumda 1'dir. Çünkü bir tane bakın burada tanecik var, molekül var diyoruz. Tek tür molekül olarak buraya ortama sağlar diyoruz. İşte biz bunları çarptığımız zaman delta T'yi buluyoruz. Yani yükselme miktarını buluyoruz ve işte ne yapıyoruz? 100'ün üzerine ekliyoruz. Yani 100 artı delta T olarak su için 100 artı delta T. Tabii ki başka bir madde için, atıyorum alkol olsaydı, alkol mesela 1 atm basınca 78'de kaynardı. 78 üzerine delta T'ye ekleyerek kaynama noktasını bulurduk. Aynı şekilde arkadaşlar donma noktası alçalması da böyle. Yani bu sefer de ne yapıyoruz? Gene K çarpı I çarpı M. M gene molalite. I gene buradaki iyon sayısı. K bu sefer arkadaşlar sabitimiz, değişik. Burada arkadaşlar sorularda veriyorlar zaten. Yani bu mesela K arkadaşlar kaynama noktası için mesela KK diyelim ona 0.52 iken donma noktası için de mesela 1. Ne çıkıyordu? 1.52 mi çıkıyordu? Tam ya sorularda çıkıyor. 1.78'di galiba. Tamam, hatırlayalım. 1.78 veya daha farklı bir değer de olabilir. Şu an hatırlayamadım ama sorularda altta verilecekler zaten. Bunu hiç böyle ezberlemenize falan gerek yok. Tamam mı? Ne yapacağız? Delta T'yi buradan bulacağız ama bak bu ne? Azalma miktarı yalnız. Evet bak, azalma miktarı. Normalde işte saf su 0 santigrat derece donar. Tuzlu su kaçta donar? Bilmiyoruz. Neden bilmiyoruz? Neye bağlı? Derişimine bağlı. Ne kadar derişikse o kadar ne yapar? Donma noktasını düşürür. İşte burada düşürme noktasını buluyoruz. İşte mesela diyelim ki saf su 0 santigrat derece donuyor. Sen buradan delta'yı 3 buldun. O zaman ne yapıyorsun? 0 eksi 3 deyip eksi 3'te donar diyorsun mesela. İşte kışın ne yapıyoruz? İşte yollara tuz atıyoruz. Neden? Hani donma noktasını düşürerek yolların donmasını engellemeye çalışıyoruz. Peki geldik şimdi ozmoz, ozmotik basınç. Arkadaşlar burada çözücünün geçişi olacak ama çözücü nasıl geçer? Çözücü yarı geçirgen bir zardan geçebilir ama şöyle bir şey var. Derişimi büyük olan sıvı, derişimi küçük olan sıvıdan daha böyle ne yapar? Su çekebilir. Yani mantık şu aslında, bakarsınız. Şekil olarak gösterelim isterseniz. İki tane buraya aslında böyle çözelti koyacağım. Buraya arkadaşlar böyle bir zar var. Bu zar seçici geçirgen, yani sadece sıvı geçebilir. Mesela arkadaşlar buraya diyelim ki 3 molarlık bir çözelti koydum. Yanına da arkadaşlar diyelim ki 2 molarlık bir çözelti koydum. Şimdi hangisi daha derişik? Mesela A ve B diye düşünelim. A burada daha derişik değil mi? O zaman A daha derişikse ne yapar? A buradan B çözeltisinden ne yapar? Su çeker. Evet. Su geçişi olur. Peki bu su geçişi ne zamana kadar olur? Şimdi burası su çekiyor ya. Su çekince arkadaşlar burası, buranın derişimi ne olur? Azalır. Burası su kaybediyor. Su kaybedince derişimi artar. Her iki tarafın derişimi eşitlenene kadar ozmoz devam eder diyoruz. Bak burada çözünen geçemez. Sadece ve sadece çözücü geçebilir. Belli bir süre sonra ne olur arkadaşlar? Burada mesela su seviyesi yükselir. Burada ise alçalır. Yani böyle bir şey olur deriz. Yani buranın seviyesi böyleyken buranın seviyesi böyle olur. Ve bu şekilde iki tarafın derişimi eşitlenir. Bu şekilde biz bunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var bakın. Bu olayın tersi de var. Yani şöyle ki mesela diyelim ki elimizde 2 kap var diyelim, tamam mı? Şöyle 2 tane kabımız var. Burası mesela diyelim ki %80 derişim. Burası da arkadaşlar %20 derişim. Normalde ne bekleriz? Hani burası olsun ki 1, burası olsun ki 2. Gene ne bekleriz? Buradaki suyun 2'den 1'e geçmesini isteriz. Ama biz şöyle bir şey yaparsak, bakın şöyle bir şey yaparsak, buraya yani çok yüksek bir basınç uygularsak, aşağı doğru yüksek basınç uygularsak su o zaman bu tarafa doğru geçer. He, o zaman ne olur? Derişik olan daha çok böyle derişik hale gelir. Seyreltik olan burası %20 idi ya. O zaman ne olur? İşte burası %10, %5 bu şekilde ne olur? Daha böyle seyreltik bir hale gelir. İşte bu şekilde aslında saf su elde edilir. Yani aslında sular saf su elde edilir demeyeyim de su arıtımı yapılır yani. Bunu bazı ülkeler yapıyorlar. Deniz suyundan tuzlu su biliyorsunuz deniz suyu. Oradan içme suyu eldesi aslında bu olayla yapılır. Bu olayın ismi de ters ozmozdur. Yani ozmoz olayında aslında ne yapıyorduk? Derişik olan, seyreltik olana göre daha çok su çekerdi. Normalde bunu kendi haline bıraksak zaten böyle su geçişi olur. Ama biz ne yapıyoruz? Enerjiyle bunu tersini yapıyoruz. İşte ters ozmoz dediğimiz şey budur deriz. Haydi bakalım sorular çözelim arkadaşlar şimdi beraber. Şimdi 25 santigrat derece diyor ki 10.8 gram saf suda 0.4 mol moleküler X sıvısı çözündüğünde elde edilen çözeltinin buhar basıncı nedir? Bak burada ne var aslında? Sıvı sıvı, yani sıvı artı sıvı var. Dikkat edelim. O zaman formülümüz şu. Bakın çözeltinin buhar basıncı deyince iki tane sıvımız var. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Birinci sıvının buhar basıncı, yani buna biz P1 diyelim. P1 çarpı birinci sıvının mol kesiri artı ikinci sıvının buhar basıncına P2 diyelim. Çarpı onun mol kesisi diyelim. Tamam mı? Böyle bir ifademiz var. Şimdi ben burada arkadaşlar 0.4 mol elimde zaten bir X sıvısı var. Bunu görebiliyorum. Peki suyumuzun mol sayısına hemen bakalım. Suyun mol sayısını nasıl bulabilirim? 10.8 gram. N eşittir M bölü MA yaparız tabii ki değil mi burada arkadaşlar? 10.8 gramı ne yapacağım? 10.8 gramı MA'sı olan 18'e bölersem buradan ne gelir? 0.6 mol gelir. Evet. Şimdi ben burada suyun mol kesini bulmak istersem nedir? Suyun mol sayısı bölü toplam mol sayısı, öyle değil mi? Peki nedir diye bakarsanız suyun mol sayısı arkadaşlar neymiş diye bakarsak o zaten 0.6. 0.6 bölü toplam mol sayısı 0.6 artı 0.4. Yani suyun mol kesisi arkadaşlar buradan ne geldi? 0.6 geldi. Görüyor musunuz? Mol kesini bulduk. Zaten mol kesileri toplamı aslında biliyor musunuz 1'dir. Bu durumda diğer maddemizin, yani oradaki X maddesinin mol kesisi de 0.4'tür. Zaten onun mol sayısı 0.4. 0.4'ü toplam 1 mole bölersek 0.4 gelecektir. Buradan bunu yakaladık. Peki arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Burada birinci sıvımız kim? Su olsun. Suyun buhar basıncı 25'miş. 25 çarpı onun buhar mol kesiri 6 bölü 10. Artı diyoruz. Diğer sıvımız neymiş? O da bakalım 15'miş zaten. 15 çarpı 4 bölü 10 diyoruz. Ha bu arada demek ki suyun buhar basıncı daha fazlaysa demek ki su daha uçucudur diye söyleyebiliriz. Yani bunu da buradan ifade edebiliriz. Buradan artık matematik 150 artı 60 bölü 10'dan cevapta 210 bölü 10 yani 21 gelir. Yani arada bir şey gelmiş oldu. Bu şekilde bunu yakaladık. Geldik 13'e. Şimdi diyor ki 1 atm basınç altında diyor 2 kilogram saf suda 2 mol sodyum nitrat katısı çözünürse çözeltinin kaynamaya ve donmaya başlama sıcaklıkları kaç santigrat derece olur demiş. Normalde biliyorsunuz ki saf su 100 santigrat derecede kaynar ve 0 santigrat derece donar. Bu normal saf suya ait bir şey. Ama içerisine tuz ilavesi yaparsak bunun kaynama noktası yükselir ve donma noktası da bu durumda alçalır. Şimdi biz bunu nasıl buluyoruz? Delta T eşittir Kim formülü, yani K çarpı I çarpı M formülüyle buluyoruz. Şimdi öncelikle buradaki iyon sayısına bakalım. Kimmiş o? Sodyum nitrat. Sodyum nitrata bakarsanız bakın şimdi ne olur? Bir tane sodyum artı 1, bir tane nitrat eksi 1 şeklinde iyonlaşır. Bakın 1 artı 1'den toplam 2 iyon verir. O zaman I değerimiz bizim burada 2 gelmiş olur. Bak bunu hallettik. Peki bizim burada bir de M dediğimiz şey molal derişim. Eğer biz bunu tam net bulmak istiyorsak molal derişim kullanacağız. Ama bakın kıyaslama sorularında molar da alabilirsiniz. Çünkü bunlar birbirine böyle sadeleştirilir ve götürülür. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Aynı çözelti içerisinde molar da alabilirsiniz kıyaslama sorularında. Peki ne yapacağız şimdi burada arkadaşlar? Molal derişim neydi diye hatırlayalım. Çözünen maddenin molü bölü kilogram çözücü. Kilogramımız burası su zaten görüyorsunuz ki. Kaç mol vermiş? 2 mol vermiş görüyorsunuz ki. 2 mol bölü 2 kilogram su yani ne olur? 1 molal olayı çözdük. Şimdi ben ne yapacağım? Delta T'yi bulacağım kaynama noktası farkına göre. K'mız neymiş? 0.52 çarpı i'miz ne? Kaç tane i var? 2 tane i var görüyorsunuz ki. 2 çarpı diyoruz. Molal derişim ise 1. Bak ne olur o zaman bu durumda? 1.04. Demek ki bak bu kadar yükseliyor. O zaman yüzdü yani, biliyorsunuz ki yüzün üzerine ne yapacağız? 100 artı 1.04 eklersek kaynama noktamız arkadaşlar 101.04 santigrat derece olur deniz seviyesinde. Bir atm basınç demek deniz seviyesi demek zaten. Peki devam edelim. Aynı şekilde arkadaşlar delta T kim yazacağım bu sefer, ama gene bu sefer K'yı bu sefer ne yapacağım? KD olarak, yani 1.85 olarak kullanacağım. 1.85 çarpı i neymiş? i zaten biliyorsunuz ki 2 idi. Molal derişim 1. 2 çarpı 1.85'ten 3.70 gelmez mi? Bakın normalde su 0 santigrat derece donardı ama 3.7 kadar düşürecek. O zaman olur eksi 3.7 santigrat derece bizim nedir? Donma noktamızdır diye ben bunu belirtebilirim. Geldik 14'e. Şimdi diyor ki 0.3 molar 2 litre sodyum klorür çözeltisiyle 0.3 molar 1 litre X çözeltisinin aynı ortamda kaynamaya başlama sıcaklıkları eşittir diyor. Buna göre acaba X'in formülünde kaç tane iyon vardır demiş. Şimdi bakın olay ne? Şimdi burada delta T'ler nedir? K çarpı I çarpı M değil mi, biliyoruz. Şimdi burada aynı kaynama noktasına sahipse demek ki bunların delta T'leri ortak, aynıdır. O zaman ben burada şöyle bir şey yazayım. Sodyum klorür için yazayım arkadaşlar bunu. Neye eşitleyeceğim bunu? X için eşitleyeceğim. Şimdi burada arkadaşlar K çarpı diyelim değil mi? Sodyum klorür için kaç tane i'miz var? Sodyum klorür deyince arkadaşlar bir tane sodyum artı 1 var. Bir tane klorür eksi 1 var. Toplam 2 iyon var. Yani burada i'miz 2 olur. Çarpı molar derişim. Aslında burada molar kullanacağız ama karşılaştırma sorularında molar da kullanabilirsiniz. 0.3 molarmış. Görüyorsunuz ki hani şuradan K çarpı I çarpı M'yi yazdım. Eşittir X için yazacağım. K çarpı I'nin, yani X için kaç tane I olduğunu ben bilmiyorum. X diyelim çarpı arkadaşlar onun da derişimi 0.3 molarmış. Hocam hiç hacim kullanmadık diyorsunuz belki ama hacmin zaten burada bir gerekliliği yok. Bizim için önemli olan derişimdir. Burada özellikle ben bunu böyle bu şekilde yazdım ve bunu ne diye yazdık biliyor musunuz? Hacmi burada düşünmeni istemediğim için, yani hacmi burada görme. Bunu belki ÖSYM de böyle sorabilir. Burada hacimle bizim işimiz yok yani. Yani burada bizim için neymiş? O önemli olan derişimmiş. Peki burada zaten 0.3'ler gider, görüyorsunuz ki K'lar zaten su için aynı oluyor. O zaman Ix de 2 geliyor. Yani aslında 2 iyonlu bir tuzmuş. Mesela ne diyelim, atıyorum potasyum florür diyelim veya işte lityum nitrat gibi bir iyon bir bileşik diyebiliriz. Bu şekilde bunları belirtebiliriz. Evet, şimdi konuyu şöyle bir özetledik arkadaşlar. Haydi bakalım, test onumuz var bizim. Test onumuzla beraber geçelim ve bu sorularımızı tek tek yapalım istiyorum. Evet, ilk sorumuz geldi. Şimdi diyor ki aşağıdaki kapta bulunan demiş saf su içerisinde sıcaklık değişmeden, evet, 0.4 mol demir 3 sülfat katısı çözülerek çözelti hazırlanıyormuş. Buna göre bakın çözelti içerisinde 720 gram saf su varmış. Buna göre çözeltimizin acaba buhar basıncı kaçtır diye sormuş. Bakın buradaki demir 3 sülfat maddesi katı. O zaman kullanacağım şey şudur. Çözeltimizin buhar basıncı eşit olması lazım tabii ki. Suyun buhar basıncı çarpı X su. Bunu böyle yazacağız. Peki X su dediğimiz şey nedir diye bakarsanız o da şudur. Suyun mol sayısı bölü toplam mol sayısı. Evet. Şimdi haydi bakalım. Suyun mol sayısı. Hemen buna bakalım. 720 gram. Şimdi elimde eğer 1 mol su olsaydı bu aslında 18 gramdı. Çünkü MA'sı 18. Peki 720 gram su varsa kaç moldur? Tabii ki hani 72 olsa 4. O zaman buradan 40 mol değil mi? Evet. Şimdi 40 mol bu. Peki bakın arkadaşlar bize burada ne vermiş? Demir sülfatı vermiş. Ama bakın demir sülfat bileşiği iyonik bağlı bileşik. Şimdi 0.4 mol ama kendisi 0.4 mol. Ama ortama sağlayacağı iyonların sayısı var. O zaman şimdi ne yapacağız? Hemen bu bileşiği açacağız tabii ki. Tamam mı? Nasıl açacağız arkadaşlar? Bakın şimdi demirin yükseltgen basamağı sülfatın altındaki 3'tür. O zaman ne olur? Demir artı 3 iyonu ama kaç tane demir var? 2 tane. O zaman şuraya 2 yazıyoruz. Artı 3 tane sülfat yükü de onun eksi 2'dir. Peki demiş ki bak bizim mol sayımız 0.4 mol. Evet arkadaşlar bakın 1'e karşılık 0.4 mol ise 2'ye karşılık ne olur bu durumda? 0.8 mol olur. 3'e karşılık bu durumda bunun 3 katı yani 1.2 mol olur. Toplarsak işte bu 2 mol tanecik veriyor. Evet pekala. Şimdi bak suyun saf haldeki buhar basıncı ne vermiş bize bakın soruda? Demişik 42. 42 çarpı suyun mol sayısı. Yani X su dediğimiz şey neydi? Bak suyun mol sayısı. Suyun mol sayısına kadar zaten 40. 40 bölü toplam mol sayısı. Yani 40 artı Arkadaşlar 0.4 yazmıyoruz. Ne yazıyoruz artık? 2 yazıyoruz. Çünkü kendisi 0.4 olabilir ama 5 kaplan gücünde 0.4'e 2 mol veriyor. Yani o zaman 40 artı 2 geliyor. Evet. Yani 42 oluyor. O zaman buradakiler gider. Cevap ne kalır? 40. Evet. Demek ki şu andaki benim buhar basıncım 40'a düşmüş oldu. Cevap da bu durumda B oldu deriz. 2'deyiz şimdi. Elimizde 1 atm basınçta 0.4 mollük sodyum fosfat katımız varmış. 100 gram saf suda çözünerek bir çözelti hazırlanıyormuş. Bu çözeltimizin kaynamaya başlama sıcaklığı ne olur diye sormuş. Neydi olayımız? Bakın kaynama noktası yükselmesi. Delta T eşittir K çarpı I çarpı M yazıyorum tabii ki. Bakın şimdi bize burada ne yapmış? 0.52 olarak vermiş. Peki şimdi sodyum fosfat. Bakın şimdi sodyum fosfat nedir? Sodyum fosfat iyonik bağlı bileşiktir. Ne yapar? 3 tane sodyum artı bir iyonu artı bir tane de fosfat eksi 3 iyonu verir. Yani toplamda 3 artı 1'den 4 tane tanecik verir. O zaman i'miz kaçtır? 4'tür. Peki hemen burada ben molal derişimini bulayım. Molal derişim neydi hatırlar mısınız? Molal derişim deyince çözünen maddenin molü bölü kilogram çözücümüz ki burada suyumuz zaten suya böleceğiz. Suyun kilogramına böleceğiz. Kaç mol vermiş? 0.4 mol vermiş. Peki kaç kilogram su? 100 gram yani 0.1 kilogram. Bakın 100 gram diyor ya. 1000'e böleceğim. Ne yaparız? Kilogram yaparız. O zaman buradan ne gelir? 4 molal geldi mi? Evet. O zaman arkadaşlar burada çarparsanız 16 çarpı 0.52. Buradan arkadaşlar 8.32 gelir. Ama bu 8.32 artırma miktarı. Peki hala neydi? 100'dü zaten biliyorsunuz ki 1 atm basınçta saf suyun kaynama noktası. Bu 8.32 arttı sodyum fosfat katkısıyla beraber. O zaman ne olur? 108.32 olur. Cevap da E şıkkı geldi. 3'teyiz şimdi elimizde 2 tane kap var bakın. Burada birinci kap var bir de ikinci kap var. Şimdi burada birinci kapta çözülmüş olan magnezyum klorür var 0.4 molmuş. İkinci kapta ise çözülmüş olan 0.5 molluk sodyum nitrat var. Bunların arkadaşlar bize görüyorsunuz ki mollerinin altına da kilogram suları da vermiş. Şimdi diyor ki ikinci kaba diyor kaç mol sodyum nitrat eklenip çözünürse iki kaptaki çözelti aynı ortamda aynı sıcaklıkta kaynamaya başlar. He, şimdi bakın delta T eşittir K çarpı I çarpı M değil mi? Bunu biliyoruz. Bunların eşit olması lazım. Bunlar eşit olursa ancak çözeltilerimiz aynı sıcaklıkta kaynar. Şimdi bakın birinci kap için önce bunu yazalım. Delta T'yi hemen bulalım. Delta T eşittir. K çarpı i'si kaç? Magnezyum klorür. Bakın magnezyum klorür deyince zaten. Bak çok güzel. Bir tane magnezyum artı 2 var. 2 tane de klor eksi 1 iyon var. Toplarsak 1 artı 2'den 3 iyon. Yani K'mız burada ne olur? 3 olur. Peki burada molal derişimimiz neymiş? Bak kaç mol? 0.4 mol. 0.4 mol'ü ne yapıyorduk arkadaşlar? Çözünen bölü toplam çözücü kütlesi. Çözücü kütlesi 0.5 kilogram. Zaten kilogram olarak verilmiş. Evet. Ne gelir buradan bakın arkadaşlar? 0.8. İşte delta T burada arkadaşlar görüyorsunuz birinci kapta 2.4K. Bak bu böyle geldi. Tamam mı? Bunu böyle hallettik. Peki diğer kaba bakalım şimdi. Diğer kapta da bunu yakalamamız lazım. Şimdi onun için de delta T eşittir. K çarpı zaten bak ne istiyorum? Sodyum nitrat ekleyeceğim buna gene görüyorsunuz ki. Sodyum nitrata bakarsanız zaten arkadaşlar. Sodyum nitrata bakarsanız sodyum artı 1 ve nitrat eksi 1 iyonları var. Öyle değil mi? Evet. Dolayısıyla bakın şimdi toplam 2 iyon var. K çarpı I yani 2 çarpı M. Evet şimdi bunun arkadaşlar biz ne istiyoruz? 2.4K olmasını istiyoruz. Değil mi? Öyle mi? O zaman bu durumda arkadaşlar M'mizin ne olması lazım bu durumda? Hani 2'yi neyle çarparsam 2.4 gelir. Demek ki burada 1.2 molal olması lazım değil mi? 1.2 olsun ki 1.2 çarpı 2'den 2.4 gelsin. Pekala şimdi o zaman biz buradaki son derişimimizin yani son buradaki sodyum nitrat iyonlarının derişimini molar derişim 1.2 yapmamız lazım. Bunun için de sodyum nitrat ekleyerek ancak bunu yapabiliriz. Şimdi neydi olayımız hatırlarsanız neydi? Şöyle yazalım. Molal neydi arkadaşlar? Molal dediğimiz şey çözünen maddenin molü bölü kilogram su. Ben bunu ne istiyorum? 1.2 istiyorum. Peki kaç mol çözünen maddemiz var? Bakın başlangıçta 0.5 mol vardı. 0.5 mol var ama diyelim ki x mol daha ekleyelim. Evet. Kilogram su zaten 1 kilogrammış. He. O zaman içler dışlarda işimiz çok kolay. 1.2 eşittir 0.5 artı x'tir. X buradan ne gelir? 0.7. Demek ki 0.7 mol daha eklersek çözeltimizin, iki çözeltimizin aynı sıcaklıkta kaynadığını söyleyebiliriz. Cevap da bu durumda A'dır deriz. Geldik diğer sorumuza. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir ATM basınçlı bir sistemimiz varmış ve bu sistemde tuzlu suyun, ki bunu TET'te gördük diye hatırlıyorum arkadaşlar. Bu biliyorsunuz ki grafiklerde saf su kaynarken, bakın şimdi şöyle bir anlatayım isterseniz bir daha bilmeyen arkadaşlar için. Bir ATM dış basınçta saf su 100 santigrat derecede kaynar ve kaynarken sıcaklığımız da sabit gelir. 100 santigrat derece bu saf su için kaynama noktası, kaynarken bakın sıcaklık artmıyor, sabit kalıyor. Ama tuzlu su olursa bir kere bu, bakın şurası 100'dür zaten. T dediğimiz şey aslında 100 artı X. Yani 100'ün üzerinde bir değerdi. Bak nerede kaynıyor? Şuradaki noktada kaynıyor. Ama kaynarken sıcaklık artmaya devam ediyor. Bakın şimdi şöyle bir şey. Burası, bakın şu bölgeyi diyelim. Şu A bölgesi diyelim isterseniz. A bölgesi çözelti zaten kaynamıyor. Bakın ne zaman kaynıyor? Tam şu noktada, yani şu 1 noktasında kaynamaya başlıyor. 1 ile 2 bölgesinde, aynı zamanda 3 bölgesinde düşünelim. 1'den 3'e kadar kaynıyor. Ama 1'den 2'ye doğru kaynarken bu çözeltimizin sıcaklığı arttığını gördüğümüze göre bu çözeltinin doymamış bir çözelti olduğunu anlıyoruz. Ama 2 ile 3 arasında da doygun bir çözelti oluyor. Doygun çözelti aynı saf su gibi kaynarken sıcaklığını sabit tutabiliyor. Tamam mı? Onu söyleyelim. Peki buna göre hangisi, bu da diyor ki hangisi artar demişiz. Halbuki hangisi doğrudur yazacaktık arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şurayı bir düzeltelim, olur mu? Hangisi doğrudur yapalım. Yani gözümüzden kaçmış, kusura bakmayın. Ben bunu düzeltelim bir sonraki baskıda. Eğer kitabımız diğer baskıya girerse bunu düzelteceğim. Şimdi T büyüktür 100. Zaten T'nin 100'den büyük olduğu aşikar değil mi? Söylemiştim 100'ün üzerinde kaynayacak. Doğru. Peki diyor ki AB zaman aralığında, ki AB neresi, bakın şu bölgede, bakın bu bölgede madde ne yapıyor? Kaynıyor değil mi? Görüyorsunuz ki bu bölgede madde kaynarken, bak bir madde niye kaynar? Madde kaynarken sahip olduğu buhar basıncı dış basınca eşitler. Zaten bu vatandaş maksimum buhar basıncına ulaşmış. Zaten ne yapıyor? Dış basınca bu şekilde ulaşıyor ve eşitlemiş oluyor. Burada AB bölgesinde sıcaklık artmasına rağmen buhar basıncı değişmiyor arkadaşlar. Ama bakın şu, bakın sıfırdan A bölgesine, bak şu bölgeyi düşünelim. Şu bölgede kaynamıyor ya, orada buhar basıncı artar. Şu noktada maksimum dış basınca eşitlenir. O zaman şu bölgede ne yapar? Artık değişmez. Hatta bu bölgeden komple değişmiyor artık. Çünkü orada kaynıyor. Sahip olduğu buhar basıncı dış basınca eşitlediği için. Peki o yüzden bu da doğru geldi. Devam edelim. AB zaman aralığında, ki bak şurası zaten çözelti doymamıştır. Zamanla kütlece yüzde derişim artar. Evet, doymamıştır ama doygun hale geliyor zaten. Ve bu bölgede de doygun ve derişim maksimum oluyor. Bu da doğru geldi. Cevap da 1-2-3, yani E şıkkıdır diyoruz. Geldik 5'e. Şimdi diyor ki aynı ortamda bulunan demiş. Bizim elimizde 3 tane çözeltimiz var. Bunların diyor kaynama sıcaklıklarının karşılaştırılması hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi arkadaşlar nasıl yapabiliriz? Delta T eşittir K çarpı I çarpı M formülüyle yapabiliriz tabii ki. Bunları eşitleyeceğiz, tamam mı? Zaten K'lar ortak biliyorsunuz değil mi? Şimdi bakın KNO3 için yazalım. KNO3'e bakalım. Şimdi K çarpı K, bakın şuradaki potasyumla bu sabiti karıştırmayın, tamam bak bu sabit, aman diyeyim. Bu ise potasyum, aman karıştırmayalım. K çarpı İ'miz kaç burada arkadaşlar? Bakın potasyum nitrat, bir tane potasyum bir tane nitrat verir zaten. Dolayısıyla buradaki İ'miz 2'dir. Peki derişimimiz arkadaşlar burada bakın 2 mol 2 bölü, yani derişim deyince aslında M eşittir N bölü V diye düşünebilirsiniz. 2 bölü 2'den derişimimiz 1 molar. Hani karşılaştırmada molar alabiliyorsunuz zaten. Bakın bu olay bu. Bunun delta T'si görüyorsunuz ki 2K. Bu kadar yükseltiyor. Peki devam edelim. K'yı zaten almama gerek yok. Onu eklemiş oluyoruz. Yani K bir sayı zaten. Şimdi aynı şekilde magnezyum klorüre bakalım. Magnezyum klorür neymiş? K çarpı, hani neydi? Delta T eşittir. Yazayım şuraya da daha iyi anlayın. K çarpı I çarpı M'yi yorumluyoruz. Peki K'mız zaten sabit sayı. Çarpı İ'miz ne? Bakın bir tane magnezyum artı 2, 2 tane klor eksi 1, toplam 3 iyon var. Çarpı derişimimiz bakın 1 mol, mol sayımız 1 ve hacmimiz 3. Yani 1 bölü 3. Evet bak buradan ne gelir? Buradan K gelir. Delta T'imiz direkt K. Yani o zaman birinci çözeltimiz ikinci çözeltiye göre daha yüksek kaynama noktasına sahip. Hemen 4'e bak, 3'e bakalım. 3'te ne diyor bakın arkadaşlar? 3'te diyor ki alüminyum klorür. Hemen alüminyum klorürü yazalım isterseniz. Alüminyum klorürde nedir? K çarpı İ'miz kaç? Bak bir tane alüminyum artı 3 var. 3 tane klor eksi 1 var. Yani İ'miz 4'tür ve buradaki mol sayımız 4 mol. Bakın 4 mol, hacim ise 8. Yani o zaman bu durumdaki derişimimiz 1 bölü 2. O zaman ne gelir? 2K gelir. Delta T'imiz 2K geldi. 2K zaten 1 ile 3 eşit olmuş oldu. 1 3 eşittir. 2'den de büyüktür bunlar. Cevap da bu durumda B şıkkı oldu deriz. Alttayız arkadaşlar. İnşallah şu ana kadar sıkılmadınız. Devam ediyorum dersime. Hızlı mıyım bilmiyorum ama hani biraz da böyle çok da böyle sıkmamak için biraz tempolu anlatmak istiyorum. Zaten böyle çok da böyle yavaş da anlatmıyorum fark ediyorsanız ama umarım sizleri sıkmıyorumdur. Şimdi devam edelim. Elimizde 127.8 gram sodyum sülfat var. Burada 300 gram suda çözünerek çözeltisi hazırlanıyormuş. Buna göre diyor ki donmaya başlama sıcaklığı ne olur diyor soruyor. Arkadaşlar formülümüz nedir? Delta T eşittir K çarpı I çarpı M. Şimdi buradaki K'mız ne? Donma sabiti 1.86. Çarpı İ'miz ne? Bakın sodyum sülfat. Sodyum sülfatı ben suya attığımda ne görürüm? 2 tane sodyum artı 1 artı bir tane de sülfat eksi 2 iyonu görüyorum. Yani toplam 3 iyon var. O zaman İ'miz ne burada? 3. Peki ben burada ne yapacağım? Molal derişimini bulacağım. Molal derişim nedir derseniz çözeltide çözünen maddenin mol sayısı bölü kilogram çözücü, yani suyumuz burada kilogram zaten. Peki çözünen maddemizin molünü bulmamız lazım. 127.8. Arkadaşlar burada MA aslında 142, kesin buna bölünebilir bir şey olması lazım. Zaten genelde ÖSYM'de öyle verir. Sayılar mesela böyle çok korkutucu gibi gözükse de tam katı gibi çıkıyor normalde bakın. Burada da öyle olacak aslında bakarsanız. N eşittir M bölü MA deyip önce molünü bulalım, tamam mı? Bak şimdi ne diyor? 127.8'i ben 142'ye böleceğim. Eğer bak 142 ile ben aslında 9'u çarpsaydım burada 1278 gelirdi. Ama burada hani 127.8 ise bu aslında 0.9 moldur. He bak mol sayımız belli. O zaman şimdi molal derişimi hemen bulalım. 0.9 mol bölü kilogram suyumuz ne? 300 gram, yani 300'ü 1000'e böl 0.3 kilogram. Ne geldi buradan? 3 molal. Görüyor musun? 3 molal geldi. İşte buraya 3 yazacağım. 1.86 ile 9'u çarparsanız buradan da arkadaşlar 18.72 çıkacak. Ama bu 18.72 değeri düşürme değeri. Normalde saf su 0 santigrat derecede donar. Buradan 18.72'yi çıkartırsanız eksi 18.72 gelecektir. Cevap da bu durumda E şıkkıdır deriz arkadaşlar. Geldik 7'ye. Şimdi elimizde bir kıyaslama sorusu var. En çok böyle ÖSYM'nin böyle tercih etme ihtimali yüksek olan soru tarzıdır bu aslında bakarsanız. Birinden diğerini bul soruları. Şimdi elimizde X var, Y var. Çözelti olarak bakarsınız. Bunların bize derişimlerini vermiş. Kaynama noktası değerlerini vermiş. Acaba X nedir, Y ne olabilir gibi sorularımız var. Şimdi bakın olay neydi? Delta T eşittir K çarpı I çarpı M. Bak ne yapıyor? Normalde saf su yüzde kaynar biliyorsunuz ki. Ne yapıyoruz? Hani bakın X 2T kadar artırmış. O zaman şimdi X de delta T'miz 2'tir. 2T'dir, tamam mı? K çarpı hani IX diyelim. IX bilmiyoruz ya I'yi. Peki derişimi ne? Derişimi zaten bakın 1 demiş. Oo süper. Böyle bir değer var. Bu kalsın elimizde arkadaşlar. Tamam, bu böyle elimizde kalsın. Diğerine bakın o da 6T kadar artırmış. Evet görüyorsunuz ki. O da K çarpı İY çarpı derişimi ne? O da 2. Evet, o zaman bakın sadeleştirebiliriz burada aslında. 1'e 3t gelmez mi? Bak o zaman olur 3t eşittir K çarpı İy çarpı 1. O zaman bak şimdi şöyle bir şey var aslında. Hani burada şöyle yazayım. 2t bölü 3t eşittir. Hani K çarpı İx çarpı 1. Evet. Diğerinde K çarpı İy çarpı 1. Şimdi burada zaten 1'ler birbirini götürür. K'lar birbirini götürür. Bakın İx'e biz T'lerle birbirini götürür. İx'e biz burada 2 dersek, yani 2 tane iyon verebilen bir tuz dersek, İy de bu durumda, yani Y de bu durumda 3 tane iyon verecek. Yani öyle 2 tane tuzu bulalım ki şıklarda biri 2 versin, biri 3 versin. Bakalım şimdi arkadaşlar. Mesela burada bu şeker 1 verir. Bu zaten 3. 1'e 3 olmadı. Bak bu 4. Bu 3. Görüyorsunuz. Bir tane kalsiyum, 2 tane nitrat. Bu da olmadı. Bak burada 3'e bir tane baryum, iki tane. Bu da 3. Görüyorsunuz ki strasyum klor, 2 tane klor var. Bak sodyum nitrat 2'ye, kalsiyum florür 2 tane, buradan flor, bir tane kalsiyum 3. Evet işte şıkkımız bu. Bu da zaten 3'e 1. Görüyor musunuz? Bu da olmaz zaten. Cevap da D şıkkı oldu deriz. Geldik 8'e. Evet şimdi diyor ki aşağıda bir sistemimiz varmış diyor. Şekilde 1'deki gibi diyor. Sistemimiz varken diyor. Bu diyor sistem diyor belli bir süre sonra şekil 2'deki gibi dengelendiğine göre. Buna göre acaba hangisi doğrudur demiş. Şimdi bakın burada ne olmuş? Zamanla X'in yükseltisi artmış sıvı olarak. Y'nin de, çünkü eşitken bakın Y de azalmış. Demek ki ne olmuş? Ha, X demek ki Y'den su çekmiş. Niye X Y'den su çeker? Demek ki derişim noktasına bakarsanız X'in ozmotik basıncı Y'den daha fazla. Yani X daha derişik olduğu için daha fazla su çekebiliyor kendine doğru. O zaman peki bu niye burada duruyor? Çünkü dengelenmiş. Sebep şu. Bu su çekerek derişimini azaltmış. Bu su kaybederek derişimini artırmış. Her iki tarafın derişimi son durumda eşitlenmiş oluyor arkadaşlar. O yüzden son durumdaki çözeltilerin derişimleri eşit olduğu ifadesi doğru geldi. İlk durumda x'in derişimi y'ninkinden fazladır ifadesi doğru gelir. Yarı geçirgen zardan çözünen geçici olmaz. Evet, sadece ve sadece buradan çözücü geçebilir. Tuzdur, şekerdir, bunlar geçemez. Cevap da bu durumda 1, 2, 3 yani E şıkkıdır deriz. 9'dayız arkadaşlar. Şimdi burada gene güzel bir sorumuz var. Bu sefer donma noktası grafiği var. Çözeltinin derişimine bağlı olarak çözeltideki arkadaşlar maddeleri tanımaya çalışmamız lazım. Bize burada bir tane referans noktası vermiş. Sodyum bromür vermiş. Sodyum bromürü kullanarak acaba X ve Y'yi bulabilir miyiz? Şimdi mesela öyle bir nokta bulalım ki sodyum bromür için. Mesela sodyum bromür için bakalım. Şurada bakalım, inceleyelim isterseniz. Şu noktayı kullanabilirsiniz. Tamam. Hatta buraya ben bir nokta çizeyim. Daha güzel olsun. Gitmesin o nokta. Şimdi sodyum bromüre baktığımız zaman bizim olayımız neydi? Delta T eşittir kimdi? Yani K çarpı I çarpı M'ydi değil mi? Şimdi sodyum bromür normalde saf su sıfırda donar. Ama sodyum bromürlü çözelti ne kadar donmuş? Eksi 4A'da donmuş. Yani o zaman sodyum bromür çözeltisi 4A kadar ne yapmış? Donma noktasını düşürmüş. K çarpı sodyum bromürün i'si kaç? Bak, bir tane sodyum, bir tane bromür. Yani 2 diyeceğiz. Peki bunu kaç derişimle yapmış? 2 derişimle yapmış. Bak, böyle bir şey var. Aslında 4K eşittir 4A olmuş. Görüyor musunuz? Böyle bir bağıntıyı bulduk. Şimdi X için bakalım. X için de bir nokta bulmam lazım arkadaşlar. Hangi nokta uygun? Mesela şu nokta uygun. Görüyor musunuz? Bu nokta uygun. Şimdi bu noktaya bakarsak X için yazıyorum. Delta T mesela ne kadar? Eksi 8A. Yani 8A kadar düşürmüş. Eşittir. K çarpı ben IX'i bilmiyorum. Çarpı derişimi neymiş? Derişimine bakın 2. He. O zaman bakın arkadaşlar. Burada 4K 4A ise o zaman 8A'ya gelmek için 8K olmamız lazım. Demek ki burada IX'in ne olması lazım? 4 olması lazım. Yani I'nin, yani X'in 4 iyonlu bir tuz olması lazım. Bunu anlamış olduk. Peki hemen Y'ye bakalım. Y için bakarsanız arkadaşlar burada incelediğiniz zaman ne göreceksiniz? Y'de herhangi bir nokta, bak bir sürü nokta var. Mesela şu noktaya bakalım, olur mu? Bu nokta güzel oldu. Peki bu noktaya baktığım zaman ne kadar? Bakın 4A kadar düşürmüş. Evet, eşittir diyeceğim. K çarpı y'nin i'sini bilmiyorum. İy diyelim. Çarpı derişimi şu anda neymiş? Tam da 4'müş. Zaten 4K 4'tü ya. Yani şurada görüyorsunuz zaten. O zaman burada y'nin de 1 olması lazım. O zaman demek ki y moleküler çözünen bir şey. X de 4 tane iyon içeren bir şey olması lazım. Bakıyorum şimdi. Evet, D şıkkında gördüm. Bakın alüminyum klorür, bir tane alüminyum, 3 tane klor, toplam 4 iyon var. Burada şeker, bir tane molekül. İşte bunu sağlamış olduk. Cevap da D şıkkıdır diyoruz. Geldik dersimizin son sorusuna. Şimdi bize burada 3 tane çözelti vermiş. Bu çözeltilerimizin buhar basınçlarını kıyaslayın demiş. Arkadaşlar bu tarz sorularda tersten yapalım. Biz kaynama noktasını kıyaslayalım. Kaynama noktaları zaten ne kadar büyükse buhar basıncı o kadar ne oluyordu? Az oluyordu. O zaman ne yapacağız kaynama noktası kıyaslarken de? Delta T eşittir K çarpı I çarpı M'yi kullanacağız. Şimdi bakalım. Elimizde birinci çözeltimiz sodyum nitrat. Sodyum nitrat için yazalım bunu isterseniz. Ne olur? Evet arkadaşlar. Delta T'yi bilmiyorum. Evet, bunu yazalım. K'sı zaten bilmediğimiz, yani K önemli değil. 2 tane bakın ne var? Sodyum nitrat 2 tane iyonumuz var. Kaçmış derişimi? 2. Bak burası 4 K kadar artırıyor. Böyle bir durum var. Peki aynı mantıkla diğerine bakalım. Kalsiyum sülfata bakalım. Onun da K'sını bilmiyoruz. Önemli değil zaten. Peki kaç tane burada iyon var? Bakın aslında bu kalsiyum artı 2 iyonuyla sülfat eksi 2 iyonu şeklinde iyonlaşır ve 1 artı 1'den toplam 2 iyon verir. Ve 3 molar. Ha bak, bu 6K oldu, görüyor musunuz? Bu daha fazla yükseltti diğerine göre. Hemen diğerine bakalım. Diğeri de neymiş arkadaşlar? Burada bakarsanız. Evet, o da kalsiyum klorür. K çarpı kaç tane iyon var? Bir tane kalsiyum, 2 tane klor. Toplam 3 tane iyon var arkadaşlar. Ve 2 molar. İşte bu da 6K. O zaman ben bunların kaynama noktalarını kıyaslarsam aslında 3 büyüktür arkadaşlar. Pardon, özür dilerim. Yanlış oldu. 3 eşittir 2 değil mi? Büyüktür 1 oluyor. Ama bunların ben buhar basınçlarını kıyaslarsam bunun tam tersi olur. Çünkü kaynama noktası büyük olması demek moleküler çekim kuvvetlerinin fazla olması demektir. Buhar basınçlarıyla tam tersidir. Çünkü buhar basıncının özgürlükle alakası. Yani moleküller ne kadar serbestse o kadar daha fazla buhar basıncı yapar. O zaman ne olur bu durumda? 1 büyüktür 2 eşittir 3 yapacağız. Cevap da bu durumda C şıkkıdır diyoruz arkadaşlar ve bu şekilde dersimizin bitiriyoruz. Bakın bu birinci dersimizdi bugünün. Bir tane daha dersimiz var. Orada çözünürlükle alakalı konuşacağız. Umarım verim alıyorsunuzdur arkadaşlar kampımızdan. Haydi bakalım arkadaşlar. Hedefimiz fulldür. Görüşmek üzere.